Malumunuz ilimizin su ihtiyaçları arkamızda bulunan 4 Eylül Barajı ve Tavra Deresi'ndeki su kaynaklarından temin edilmektedir. Son yıllardaki bölgedeki kuraklık nedeniyle maalesef su kaynaklarımızda bir azalma ve eksilme vardır. Şu anda su ihtiyacının %75-80'lik kısmı Tavra Deresi'nden, kalan %30'luk kısmı da 4 Eylül Barajı'ndan temin edilmektedir. Ancak şu anda 4 Eylül Barajı'nda ölü noktadan su veriyoruz. Şehri susuz bırakmamak adına. Ama bu yıl Allah'a şükürler olsun. Rabbim rahmetinden bizi geri bırakmadı. Yağan yoğun kar yağışı oldu. İnşallah bahar aylarıyla birlikte yağan karların erimesiyle birlikte baraj debisinde bir yükselme bekliyoruz. Şu anda havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kısmi olsa da bir baraj havzasında artma var. Biz umut ediyoruz ve temenni ediyoruz ki bu seneki yağışlar ve bahar yağışlarıyla birlikte barajdaki su seviyesi artacak. Ama tabii sadece çalışmalar bununla ilgili değil. Hafik Özen Barajı'ndan Sivas 4 Eylül Barajı'na su temin projesinde ihalesi yapıldı. Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı ve inşallah müteahhit firma öncelikli olarak ilk kısım olan 12 kilometrelik bilahare de 50 kilometrelik projeyi hayata geçirerek Sivas'ın su sorununu çözmeyi amaçlıyoruz. Tabii su kaynaklarımız, barajımız kar yağışı ve yağmur suyuyla dolan bir baraj ve sınırsız değil su kaynaklarımız. Bizim hemşerilerimizden hasaten ricamız suyumuzu tasarruflu kullanmaları, israf etmemeleri. İnşallah yağan kar yağışı ve devam eden projeyle birlikte Sivas'a su sorunu yaşatmayacağız.